Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Şimdi benim midem devamlı yediğim bir şey hep ağzıma geliyor. Yediğim yani su, acı bir su. İkincisi, bundan 2 sene önce bağırsaklarımda böyle işte makineyle falan girdiler. 2 tane miyop gibi bir şey bulundu. Bunlar tehlikeli mi? Bunları sormak istiyorum. Bir de hep kabızım ben. Yürüyüş yapıyorum. Ondan sonra günde 2 saat yürüyorum ama kilo da veremiyorum. Biraz kilom da yerinde. Ama midem hep bir şişlik var. Yani bir hamile gibi şiş midem. Bunlar benim için çok önemli. Stres de var tabii ki hayatımızda. Bunları Zuhal Kesinlikle. Hanım eğer bana güzel önerilerde bulunursa çok sevinirim. Çok iyi. Güzel bir program da yaptığınız için bizim halkımıza çok teşekkür ediyorum. Sorun bu. Çok bunlar teşekkür ediyoruz efendim. Kabızlığım var. Yediklerim midem boğazıma geliyor. Acı bir su ve 2 tane miyop bulundu. Bunlar nasıl bir şey? Kabızlığım devamlı var. Çok teşekkür ediyorum öneriniz için şimdiden. Sağ olun. Muğla'ya sevgi saygı duyuyorum. Geçmiş olsun öncelikle. Bu şikayetleri için muhtemelen genel cerrahi doktoruna gitmiştir hastamız. Yine dediğim gibi altını çiziyorum, mutlaka endoskopiyle bakmak gerekiyor. Onun görüntülemesi bir tomografi veya MR'dan ziyade endoskopiyle bakılması gerekiyor. Bakılır, eğer herhangi bir sıkıntı yoksa o zaman tedavisini düzgün, ilaçlarını kullanabilir. Şöyle bir şey oluyor, yani toplumda o kadar çok mide ağrısı, o kadar çok şişkinlik, kabızlık yaygın ki. Stres de çok fazla faktör. Ama atlamamak adına uzun sürüyorsa bir gözden geçirip mutlaka bir genel cerrahi doktoru tarafından değerlendirilmesini tavsiye ediyorum. Bir de miyom mu dedi, polip mi dedi, tam kadın hastalıklarına sanırım kadın gittiyse. Evet. O da düzenli kontrollerini devam ettirirse miyom onkolojik bir hadise değildir. Ama tabii gözetim altında bulunmakta fayda var. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.